Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz takdirde banka tarafından başlatılan yasal takip süreci hakkında çok önemli bilgiler öğrenmiş olacaksınız. Yasal takip süreci başlatabilmek için belirli bir süre alacakların tahsil edilememiş olması gerekmektedir. Borç vadesi gelmiş olmasına rağmen borçlu taraf üst üste 2 ay boyunca ödeme yapmazsa borçlu tarafın ödemesini yapması için 30 günlük bir ek süre daha tanır. Bu süre sonrasında da borç ödenmezse yasal takip süreci başlatılır. Dolayısıyla yasal takip süreci 90 gün boyunca borç ödenmediği takdirde başlar. Yasal takibe düşen borç ödenmezse borçlu tarafa ihtarname çekilir. İhtarname borçlu tarafın eline ulaştıktan sonra borcun 30 gün içerisinde ödenmesi gerekir. Bu sürenin sonunda da borç ödenmez ise icra takibi başlatılarak borçların icra yoluyla tahsili sağlanır. Yasal takibe düşen borç, yasal takip kapsamında talep edilen borcun tamamının ödenmesiyle birlikte silinir. Yasal takip sürecine girmek 90 gün sürer demiştik. Ancak bir kere yasal takip sürecine girildiği takdirde borçlu taraf bankacılık sisteminin kara listesine girer ve bu listeden çıkmak için 5 yıllık bir süre geçmesi gerekmektedir. Kara listede olan kişiler bankacılık sistemindeki pek çok haktan faydalanamaz ve yeni kredi çekmeleri oldukça zorlaşır. Evet, bu videoda aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.